Arkadaşlar merhaba. Bu cihazlarda kurulum için yapmanız gereken birinci madde bakın. Bilgisayarınızın C diskine girin. Bir tane tarama isimli bir klasör oluşturun. Ve şu ayarları yapın. Bakın özellikler dedim sağ tuşta. Paylaşım dedim. Paylaşımı açmamız lazım. Burada Everyone'ı ekleyeceğiz yukarıdan bakın şuradan. Everyone'ı ekledikten sonra ona okuma ve yazma yetkisini vermemiz gerekiyor. Madde madde. Birinci madde bu. Klasöre paylaşım izni verdik. Daha sonra yine seçtik klasöre. Özellikler. Bakın burada gelişmiş paylaşım yazan yerden buradaki klasörü paylaş seçili olsun. 1. İzinlere tıklayın. Everyone bak burada olacak ve bu üçü de seçili olacak. Bu klasör paylaşma işi mutlaka yapılacak. C diskinde tarama. Bunu yaptık. İsmi Türkçe karakter içermesin. Gerisi önemli değil. Daha sonra ikinci aşamamız arkadaşlar. Yapmamız gereken ikinci aşama. Bakın ağ ve paylaşım merkezine denetim masasından gelin. Ben yaptım ayarları. Size ayarları göstereceğim. Hangi ayarlar olması gerektiğini göstereceğim. Bakın ağ ve paylaşım merkezine geldim. Burada gelişmiş paylaşım ayarlarına geleceksiniz. Pardon. Oradan çıkalım şimdi. Tabii bir de burada bilmeniz gereken bakın. Bu bilgisayarınızın aldığı IP. Buraya tarayacak ya. Bu bilgisayarınızın aldığı IP çok önemli. Onu gördük. Tekrar geliyoruz denetim masasına. Ağ ve paylaşım merkezinde gelişmiş paylaşım ayarlarına gelin. Ve bakın özel, konuk ve tüm ağlarda yapılan ayarlar. Benimki bu şekilde. Siz de bu şekilde getirin bakın. Ben uzun uzun yapmayacağım. Yaptığım hali gösteriyorum. Siz de bilgisayarı videoyu durdurun. Bu şekilde yapın. Ben hızlı geçiyorum. Değişikleri kaydet deyip bu ikinci aşamayı da bitirin. Klasörü açtık. Paylaşım ayarlarını yaptık. Bilgisayarın IP'sini öğrendik. Şimdi üçüncü aşama. Yazıcının aldığı IP. Yazıcı IP alacak şöyle yapacak. Uzun uzun anlatmıyorum. Yazıcınızın IP'si olacak. A üzerinden tarayacağınız yazıcınızın IP'sini öğrettikten sonra bakın yazıcının arayüzüne gelin. Store adresi yazan yere tıklayın. Burada SMB ekleyeceğiz. Öncesinden New Registration'dan SMB ekledim ben. Bakın aşağıda. Edit diyorum. Burada önemli olan yapmanız şeyler bakın. SMB yükledim. Yukarıya farklı bir isim verin. Fark etmez yukarısı o kadar önemli değil. Buraya bilgisayarınızın IP'si yazıcının değil. Bu bilgisayarda aldığınız IP bakın. İkinci kısma aşağıya da klasör, tarama klasörü açtık ya onu yazın. Üçüncü kısmı da bu bilgisayarın ismi. Bakın başta da tıkladım. Bu bilgisayarın ismi de bu. Bu bilgisayarın aldığı IP, bu bilgisayardaki tarama klasörünün ismi, bu bilgisayarın kullanıcı ismini yazın. Kaydedin. Bu da üçüncü aşama. Şimdi en önemli aşama, dördüncü aşama. Oraya geliyoruz. Denetim masasında program ekle kaldıra gelin arkadaşlar. Dördüncü ve en önemli aşama. Bu olmazsa olmaz. Dördüncü aşamada program ekle kaldıra gelelim. Program ekle kaldırda sol tarafta bakın yukarıda Windows özelliklerini aç yazan yerde şunların seçili olması lazım. Seçili değil siz seçeceksiniz. Birincisi bakın doğrudan erişimli SMB. Bu seçili olacak 1. Aşağıya doğru gelin. Burada bir tane daha var. SMB 1.0. Bak dosya paylaşım desteği. Bunları seçin. Tamam deyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ve ardından tarayıcı tarafına geçin. Bakın. Buradan artık Olivetti veya Kyocera neyse SMB'den bakın bilgisayarımı gördüm. ETC yapmıştım ben. SMB'den taramadan işte tarama türlerini seçtikten sonra SMB bilgisayarın tarama kısmını bak yukarıda 192, 168, 1 de yazıyor. Bu şekilde ben taramayı bitirmiş olacağım değerli arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Sorularınızı videonun alt kısmına yazabilirsiniz.